Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacağım. Hasbahçe'ye inip ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa'm? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptım de. Tamam, aldım dersimi. Ama güzel hak atıyorum değil mi? Onu da göreceğiz. Seni gerçek ok atacağın ava götüreceğim. Sabit olan hedefi vurabiliyorsun. Bakalım hareket eden hedefi vurabilecek misin? Hemen gidelim ava. Şimdi olmaz. Her şeyin bir vakti var. Muhabbet kuşlarım. Aşkım nasılsın? Yine sevdiğini naz mı yapıyorsun? Bak, o güzel ütüyor. Sen de cevap versene. Git Leo. Sana yalvarıyorum git. Sultanım. Nigar, gel. Bak şunları. Ne güzel ödüyorlar. Bir şey mi var? Hünkârım. Mustafa'yı almaya geldim. Sizi meşgul etmesin. Anne biraz daha kalalım. Babam beni ava götürecek. Ben de padişahımız efendimiz için en büyük yeğeyi avlayacağım. Nerede avlanacağız? Edirne'ye gideriz. En güzel avlaklar orada. Konuşsana, ne oldu? Mahidevran Sultan. Ne olmuş ona, ne yaptı yine? Ne zamandır söyleyeceğim ama... Nigar Kalfa. Senin yanında olduğum için beni düşman belledi. Şimdi sana bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Ama yakındır. Korkuyorum. Korkma Nigar. Ben sağ oldukça kimse sana zarar veremez. Orada ne işi var? Bilmem. Herhalde Mustafa'yı almaya gelmiştir. Gideyim. Beni ararlar şimdi. Oğlum. Bakayım sana şöyle. Çok yakışıklı oldun. Abim nerede? Mustafa abini mi özledin? Hı hı. Dünya gelsin. Seni abine yollayayım. Oynarsınız. Hı? Tamam. Neredesin? Ben çıkınca hemen arkamdan çıkıyorsun. Esma Hatun burada. Kızların yanına indim bir ne var ne yok diye. Hep seni konuşuyorlar. Seni çok seviyorlar. Güzel. Sevsinler beni. Hünkârımız ava gidecekmiş diyorlar.
Av mı? Senin haberin yok mu? Mustafa'yı da götürecekmiş yanında. Başka kim gidiyormuş? Hünkârımız Mustafa'yı yalnız götürmez. Mahidevran Sultan da gidermiş. Yani öyle dediler. Av nerede oluyor? Edirne'de. Günlerce sürermiş. Ava gitti mi dönmek bilmezmiş hünkârımız. Ne zaman gidiyorlar? Git öğren çabuk. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğlum, şehzadelerin güzidesi. Hünkârım, şeref verdiniz. O kadar uzun zaman geçti ki, nihayet hünkârımla baş başa hava gidebileceğiz. Hatırlarsın, Manisa Sarayı'nda hava giderken bizi yanında taşırdı. Ayrılmak istemezdi. Mahidevran. Bak sana ne getirdim. Senin için acem işi kadifeler ısmarlamıştım. Teşekkür ederim validem. Zahmet buyurdunuz. Babamla Edirne'ye ava gideceğiz. Öyle mi? Ne güzel. Mustafa şimdi mektepte. Daha sonra oynarsınız. Tamam. Aslan parçası. Mustafa'yı ilk avına götüreceğim. Hı? Mehmet de gelsin. Hem Mustafa abisine çok düşkün. Beraber vakit geçirirler. Mehmet daha çok küçük. Ben de gelirim sizinle. Çocuklarla alakadar olurum. Tabii münasip bulursanız. Daha vakit var Hürrem. Bu mevzu bilahare konuşuruz. Ormanda büyük kaplanlar, ayılar varmış. Ya karşıma çıkarsa? Sen hepsiyle baş edersin. Hem hünkârımız da yanında olacak. Anne, sen de gelecek misin? Ava babanla çıkacaksınız. Ben de otağda ya da Edirne Sarayı'nda sizi bekleyeceğim. Çık, çık, çık. Çık, çık. Mehmet'i hazırladım. Eşyalarını da topladım. Hı. Tamam, ben geliyorum birazdan. Sen neden giyindin böyle? Mehmet'i yalnız bırakmayayım diye dedim. Esma Hatun alakadar oğlum Mehmet'le. Selim'le Mişim'e sana emanet. Sen sarayda kal. Hürrem Sultan, Sümbül Ağa'yla konuştum şimdi. Araba hazırmış. Hünkârımız çıkacakmış birazdan. Bırak biz alırız içeri. Yok olmaz. Ben yokken kimse bakmaz bunlara. Yazık ölmesinler. Hay Allah. Peki ver bana. Taşıyayım bari. Gün şalımı koydun mu? Yeşil elbisemi. Ne lazımsa yerleştirdim sultanım. Siz merak etmeyin. Fazlası var, eksiği yok. Güzel. Sultanım. Hazır Sümbül Ağa. Şu sandıkları taşıttırırsın. Mustafa'nın sandığını da onun odasından aldırdı.
Sümbül Ağa? Sultanım, şehzademizin eşyalarını arabaya yükledik zaten. Hadi o zaman, bunları da alın. Hünkârımız beklemesin. Sultanım. Sizin geleceğiniz bana söylenmedi. Ne? Vallahi ve tillahi hünkârımız emir verdiler. Şehzadelerimiz Mustafa ve Mehmet'i götürecekmiş. Bir de... Bir de kim? Hürrem Sultanı. Yine yaptı yapacağını. Anne, ne oldu? Yok bir şey. Hadi git sen. Sen gelmeyecek misin? Benim burada kalmam icap etti. Neden? Hadi git oğlum. Babam beklemesin. Seninle ne konuştuk biz? Hani Hürrem'in attığı her adıma haber verecektin? Sultanım, diyecek bir şey yok. Hem zaten kendi Edirne'ye gitti. İşte bunu soruyorum zaten. Onun da gideceğini neden haber vermedin bana? Sultanım, vallahi ben de bilmiyordum. Bana bir şey söyle Nigar Kalfa. Onunla ilgili bir şey söyle. Yoksa canını yakarım senin. Gözüm kulağım açık, inanın sultanım. Bir şey olursa, bir hatası olursa... Hele bir söyleme. Bak o zaman ben sana neler yapıyorum. Mahidevran. Nasılsın? Nasıl olayım sultanım? Canım çok sıkkın. Mustafa Mürrem'e emanet gitti Edirne'ye. Hünkârım oğluma eşlik etmeyi bile çok gördüm onu. Burayı da verdi ona. Bunları düşünme artık. Aksi halde huzur bulamazsın. Hadi gel. Yemek yiyelim. Geliyorum hemen. Hadi hava gidelim. Acele etme aslan parçası. Önce bir yerleşelim, sonra.
Gözümün nuru sultanım. Beğendin mi burayı? Hünkârım. Burası cennet. Keşke hep orada olsak baş başa. Hadi içeri geçelim. Dinlenelim biraz. Buraya da mı getirdin kuşlarını? Benim uğrum bu kuşlar. Ben nereye? Onlar oraya. Sesleri huzur veriyor. Çık çık. Sen de benim huzur, sevinç, neşe kaynağımsın. Ben de seni koyacağım kafese. Bir tane daha çek. Bırak. Al. Bir tane daha çek. Kutuya sabit. Esma. Yüzük yok. Nerede? Bilmem. Görmedim sultanım. Elinizde değil miydi? Ya düştüyse? Kaybolursa ölürüm. Sultanım, sarayda mı unuttunuz acaba? Git odaya bak. Mücevher kutusuna bak. Bul, getir bana. İyice ger, nefes al. Tut. Şimdi bırak. Av deyip geçme. Av savaş talimidir. Bizim atalarımız asırlardan beri avlanarak kendilerini savaşa hazır tutarlar. Attığın her oku düşmanın atıyor gibi atacaksın. Anladın mı? Şimdi bir daha dön. Ressam Leo'nun kabiliyeti malum. Döndüğümüzde ona bir vazife vermek niyetindeyim. Nasıl bir vazife? Saray nakkaşhaneyi aldırırım. Maaş bağlatırım. Hem de elimin altında olur her vakit. Bu saraya bile resim yapabilir. Ne malum. Belki memleketine gitmek ister. Bizimkinden hala memleket nerede bulacak? Zorla tutacak değilim elbet. Lakin ona ısmarladığım resimleri bitirmeden hiçbir yere gidemez. Açılmaz o kafes. Bırak, kaçacak kuşlar. Aç aç, uçsun kuşlar. Mehmet, Mustafa, uyku vaktiniz geldi. Esma Hatun. Kafesi dışarı çıkar bahçeye. Hava alsınlar. Şehzadeleri de yatır. Geç oldu, uysunlar. Benim gazelimi okur musun? Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim. Baharım,
sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Gülüm, sen ağlıyor musun? Geldiğimde o kadar çaresizdim ki. Denizden saraya çıkardılar bizi. Ne anne, ne baba, ne kardeş. Kimsem yoktu. Yapayalnızdım. Ölmeye bile düşündüm. Öfke vardı içimde. Kalbim hınçla doluydu. Sen bana bir aile verdin. Kimsesizlik bitti. Mehmet, Mihri, Mazel ve Süleyman. Sen benim her şeyimsin. Bana bu saadeti sen verdin. Yazık olmuş. Keşke kuşları gece dışarıda bırakmasaydınız. Burası orman. Vahşi bir yer, hele ki geceleri. Hürrem üzülme, yeni kuşlar buluruz sen. Gidelim buradan baba. Annemi özledim. Hemen gidelim Hürrem. Siz payitahta dönün. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Bir şey olacak kesin. Kötü bir şey. Uğursuzluk bu. Allah'ım sen bizi koru. Hadi. Uğursuzluk yüzükle başladı. Bak, yüzük yok. Kayıp. Sonra kuşlarım öldü. Sultanım, vallahi aradım her yeri yok. Almamışız belli ki. Yolumuz uzun mu? Ne vakit annemi göreceğim? Mustafa, bak. Sen istedin, dönüyoruz. Yolumuz uzun. Annene kavuşacağım işte. Keşke hünkârımız da dönseydi bizimle. Esma.
İçim daralıyor.